Sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. 30 günde köy geliştirme challenge serisinden hepinize merhabalar diyorum. Abi nerede kaldı bu köy, ne durumda dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Gerçekten efsane derecede gelişiyoruz. Şu an gene belediye bastım. Belediye binası 7'ye gidiyoruz arkadaşlar. Hemen toparlamam gereken şeyler var ama acilen belediye geçmeden önce ufak tefek hatırlatmaları yapmak zorundayım. Arkadaşlar serinin devamı için mutlaka like atmayı ihmal etmeyin. Bizlerin yeni takip eden dostlar da kanala abone olarak bizlere destek olabilirler. Günlük olarak klişe okulan içerikleri izlemek istiyorlarsa efendim. Bunu belirttikten sonra bugün ne yapıyoruz? Arkadaşlar belediye binası 7'ye geçeceğiz. Çok güzel yükseltmeler yaptık. Duvarlarımızı bitirdik. Çok güzel şekilde şu an köyümüz devam ediyor. Mücadeledeki ödülleri toplamamız lazım. Belediye binası 7'ye geçtiğimiz takdirde buradaki ödüllerin hepsi gidecek arkadaşlar, alamayacağız. Biz de hepsini fullledik. Bugün size toplayacağım inşaatçı iksiri. Burada bir adet altın ürünü var. Bir adet de inşaatçı kitabı var. Bunların hepsini aldım. İksiri alamıyorum. Depolarım dolu abi. İlk defa depolarımın dolu olduğuna üzüleceğimi hiç düşünmemiştim. Bu 1 milyon muhtemelen. Şimdi belediyeye basıldıktan sonra bura altın bilete döneceği için arkadaşlar gümüş bileti çöpe atmış olacağız. Yani buradaki 1 milyon iksir çöp olacak. Şu an 40 saniye kaldı zaten. O gelişene kadar hemen aslında klan oyunlarını toparlamak istiyorum ama bu muhtemelen yetişmeyecek. Belediye basıldıktan sonra onları geliştirmiş olacağız diye düşünüyorum. Şundan bahsetmek istiyorum. 4000 puanı tamamladık arkadaşlar. Çok deli ödüllerin hepsini de oradan alacağız. Orada herhangi bir sıkıntımız yok. O ödüllerin de hepsini toplayacağız bugün. Ve burada toplayacağımız ödüller var. Bunları toplayacağız. Abi neler yaptık ya. Vallahi bak köy acayip gelişiyor. Ayın 20'sinde başladığımız köy bu durumda, inanamazsınız. Artık bu videoyu sizinle ne zaman buluştururum bilmiyorum ama gerçekten köy efsane gelişiyor. Önümüzdeki ayın 20'sini çok merak ediyorum, iple çekiyorum ve belediyemiz geldi arkadaşlar, evet. Toplanan sezon ödülleri diyerek de muhtemelen artık oradaki iksirimizi sattı, bize onun yerine 3 yeşil taş verdi. Oğlum bak, bazı ödüller depoya sığmadı, bu ödüllerin yerine taş alındı. 3 taş mı lan? 1 milyon iksir verdim, 3 taş mı verdin? E vicdansız. Ulan ben bu oyunun mantalitesini anlamıyorum. Bunun yerine de diğer iksirleri vermiş, iksir depomu fullediğini söylüyorum. Şiza. Evet. Belediye binası 7 geldi arkadaşlar. Ulan kısa sürede bu köy nasıl belediye binası 7 oldu dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar kesinlikle bir kuruş harcamadan bu köyü emekle arkadaşlar geliştiriyoruz. Çok delice gelişiyor. Vallahi bir ayın içerisinde ne kadar gelişeceğini çok merak ediyorum ama şunu yazanlar vardı. Abi maksimum belediye binası 7 olursun diyenler vardı. Oğlum daha 10 gün olmadı bu köy belediye binası 7 oldu. Bakalım kalan 20 günde ben bunu ne duruma getireceğim. Vallahi merak ediyorum. En fazla ne kadar gideceğimiz için merak ediyorum. Hala hazırda belediye binası 7 noktasına geçtiğimizde güç arttırma, kaynak artışı, yıldız bonusu artışımızı tekrar aldık. Zaten diğer arttırmalar bile bitmeden aldık. Sürekli gelişiyor belediye. O derece düşünün yani. 4 gün boyunca bunlar bizimle olacak. Eyvallah. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Hemen buraya tıklamamızı istedi. Altın bilete geçtiğini görüyorsunuz arkadaşlar. O ödülleri toplamasaydım ulan hepsi çöp olacaktı işte, akıl. Bunları düşünmek lazım arkadaşlar. Bu hataları yapmayın, oraları toplayın. Bizim gibi elinizde rünleriniz, kitaplarınız olsun. Tamam, her ay yeni mücadeleler ve ödüller olacak vesaire. Artık biz size altın bilet kitleyeceğiz demeye getiriyor. Ben orayı anladım, sıkıntımız yok. Avantalara geleceğimiz, yaptığımız savaşlardan avantalarımız birikecek vesaire. Bunu bilmeyen yok artık. Buraları geçiyorum. Abi biriken ödüllere bak. Ödüller demiş, mücadelelere bak. Bunların hepsini 3 gün içerisinde ne kadar yapabilirsek kardır. Şuradan ne kadar faydalanabilirsek arkadaşlar. Yani benim şöyle bir düşüncem var. Gidebildiğimiz kadar gidelim abi. Alabildiğimiz kardır. 3 gün 15 saat kalmış. Artık o mücadelelere daha sonra bakacağım. Bu arada belediye binası altındayken de unutmadım muhtemelen ama duvarları bastığımı belirtmek istiyorum. Şimdi belediye binası 7'de ne yapacağız? Hemen onlara kısaca bir değineceğim. Abi laboratuvarınızı ilk fırsatta yükseltmeniz lazım. 8 saat diyor, hemen basıyorum. Bu yükselsin. Klan karesi kaç saat diyor? 1 gün ama zaten yükseltemiyormuşumuz. Sıkıntımız yok o konuda. 2 inşaatçım elimde. Bu arada arkadaşlar bugün 4. inşaatçıyı alacağım. Ana mesele o aslında. Ben size onu söylemeyi unuttum. Bak onu da alacağız. Aslında direkt gelin o konuya değinelim. Hali hazırda klan oyunlarının hepsini bitirmiştim. Burada tamamen taşa yönelik bir ödül toplama yapmak istiyorum. Çünkü taşa ihtiyacımız var. Acilen 1000 taş yapmamız lazım arkadaşlar. Onu bir yapalım. Evet, ilk sırada 20 taşı alıyorum. İkinci sıraya geldiğimde burada engel küreği var. 50 taşa satıyoruz. Bunu alıyorum. Üçüncü sırada 40 taşımız var arkadaşlar. Bunu aldım. Bunun yanında inşaatçı iksirini buradan alacağım. Burada taşa yönelik oynamak istemiyorum. Oynasaydım zaten buradaki 2 tane eğitim iksirini alıp
10-10, 20 taşa satmış olacaktım. Onu es geçiyorum. İnşaatçı iksiri burada benim için daha önemli. Bunu aldım. Burada da aynı keza 2 adet araştırma iksirini alacağım. Çünkü biliyorsunuz ejderi falan açtığımda orayı biraz hızlandıracağım. Laboratuvarımı hızlı şekilde bitirmek istiyorum arkadaşlar. Ora benim için biraz önemli. Bunu geçtikten sonra son ödüle geliyorum. 100 taşı tabii ki alacağım. Bonus olarak da muhtemelen kitabı alıp satarım arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Hemen ödüllerimizi toparlayalım. Hepsi gelsin arkadaşlar. Çok güzel, bereket versin, bunları aldık. Bonus olarak dediğim gibi burada kitabı alacağım. 50 taşa da kitabı satacağım arkadaşlar. Yani kahraman kitabı satılır mı demeyin. Mecburiyet işte. Maksat 4. inşaatçıyı alalım. Şimdi şu var arkadaşlar. Abi 500 taşım var. Nasıl 4. inşaatçıyı alacaksın meselesi var. Arkadaşlar ödülleri mücadeleleri zamanında yaparsanız çok güzel ödüller alabiliyorsunuz. Hemen koca kasa ödülünden 10 taşımı alıyorum buradan. Hemen geliyorum. Görmüş geçirmiş. Stadyum mücadelesinde 5000 puan tamamla 50 taş bereket versin alıyorum. Şuraya geliyorum. 10 taş. Şuradan 10 taş. Hemen bunları toparladıktan sonra benim için ana önemli olan konuya geliyorum arkadaşlar. Yakalayın. Tatlı zafer. 1250 kupaya yüksel, 450 taş al diyor arkadaşlar. Şu an biz kaç kupadayız? 1249. Ulan bir puan bıraktık. Bir kupa bıraktık. Bir kupayı alıp direkt 4. inşaatçı almak için. Hemen dandik bir köye girip bir iki kupa alsam yetiyor arkadaşlar. Evet dostlarım, orta halli bir köyle karşı karşıyayım. Şöyle bir baktığımda zaten bize bir kupa lazım olduğu için aslında biraz da ona nazaran o mantıkla gireceğim ama tabii ki ne kadar fazla yıldız alırsak kârdır. Hemen başlıyorum. Yıldırımlarımı aldım. Şuradaki hava solmasını direkt düşürmek istiyorum. Ve şöyle iki tane salladım arkadaşlar. Üçüncüyü sallıyorum. Dördüncüyü de şu araya sallayacağım. Düşer mi? Ulan gıdım kaldı be. Gıdım kaldı, düşmedi. Ulan arkadaş, bu hikayede yanan ben oldum. Bugün bunu söyleyeceğimi düşünmek istemiyordum ama. Evet ben oldum. Biraz bekleyeceğim. Şuradan böyle biraz barbar atıyorum. Daha sonra binicileri bir devreye sokacağım. Bu arada ejder düştü değil mi? Ha düşmüş, tamam. Ulan bir bakmadık arkaya, ne olur ne olmaz yani, cılığın aklı mı olur? Düşmez düşmez yani. Daha sonra abi balonları da şöyle yardıracağım. Balonlarla içeriye girelim. Aynı keza şuraya iki tane bir balon sallayacağım. Orada biraz önümü açsın benim için. Ve şuradan abi son balonu atıyorum. Tamam, oradaki hava solmasını düşürdü. Diğer balonlar iş yapmaz artık ama bir yıldızı alırız abi. Tek yıldız alsak bile, yani tek yıldızla bile bir kupa rahat bir şekilde işimizi çıkartabiliyor. Herhangi sorun yok. Evet dostlar, hemen tek yıldızı aldığımı gördüğüm an hiç fazla beklemeden çıkmak istiyorum. Zaten bize bir kupa yeterdi. 9 kupa almışız. Bereket versin arkadaşlar. Hemen çıktım. Bu görevi de tamamladığımız takdirde geliyorum. 450 taş abi, bereket versin diyerek bunu alıyorum. Abi ilaç gibi oldu. Bak 1041 taş oldu abi. Böyle bir şey yok. Daha belediye binası 7'ye yeni geldim. Belediye binası 6 iken bile alınabilirdi. Ben videoyu bekledim yani. O derece düşünün. Hemen kaynaklara geleceğim. Abi baba. Şu inşaatçı iksirim. Ya inşaatçı iksir demişim. İnşaatçı kulübemi direkt kurmak istiyorum. Abi hayırlı uğurlu olsun, alırım artık. 4. inşaatçıyı da kurduğumuz takdirde artık belediye binası 7'de nelere yapacağız bir bakalım. Şimdi 5 seviye barbar kral, bunun yanında 3 seviye gizli tesla, bir kahraman kitabı, 2 tane güç iksiri veriyor 120 liraya. Değer mi? Değmez tabii ki. İnşaatçı paketine baktığımda 170 liraya. Abi dalga mı geçiyorsun adamla ya? Neyse bunları geçelim. Hemen şunları kurmam lazım. Şöyle bir yerim var mıydı? Ordu kampını şuraya kuruyorum. Tekrar geliyorum. Kaynaklarla işim yoktu ama burada kara iksir deposunu direkt almamız lazım arkadaşlar. Çünkü barbar kral alacağız. Oradan kara iksiri direkt kurmamız lazım ki depomuzda yer olsun. Çünkü barbar kral almak için mecburi olarak orada bir yer lazım. 2500 alabiliyoruz şu an. 2500 zaten barbar krala yetmediği için mecburi olarak o depoyu bir an önce kurup geliştirmemiz lazım. Ki bugün onu sizle yapacağız arkadaşlar. Sıkıntımız yok o konuda. Hemen şurada topu kurdum. Tekrar geliyorum. Burada kara kışla falan da çıkmıştı arkadaşlar. Bunları en sona bırakacağım. Bunların acelesi yok kesinlikle. Yani ben acelesi olmadığını düşünüyorum. Gidip de onunla vakit harcamayın kesinlikle. Fuzili zaman israfı olacak. Onlara vakit harcamıyorsunuz. Savunmalara tekrar geldiğimde şurada hemen birer dakikalık şeyleri kuruyorum. Aslında şöyle bir şey de yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi zaten bir inşaatçıyı da vereceğim. Hızlandırma basmak istiyorum. Hızlı şekilde oralar gelişsin. Tekrar geleceğim dükkanıma. Savunma kısmına tekrar geldim noktada. Abi okçu kulesini kur. Hemen bir adet inşaatçı iksiri basmak istiyorum. 4 inşaatçıyı aldığım için arkadaşlar yapıştırıyorum. Beni bir 10 saat öne atsın abi. 10 saat boyunca bir hızlı çalışalım orada. Ne var ne yok bir yardıralım. Savunmaya tekrar geliyorum.
Burada abi hemen şu topu da kurmak istiyorum. 10 saniye olduğu için hızlı şekilde bitiriyor. 2 dakika. Hemen bunu da bassın. Çünkü burada hali hazırda laboratuvarımız bitecek. Laboratuvardan gelen işi başka alana yönlendireceğiz. Bunun yanında laboratuvardaki birimleri artık geliştirmeye başlayacağız arkadaşlar. Bu bizim için önemli. Bu arada 31 seviye olmuşuz. Bu bir tesadüf olamaz ama gene de siz bilirsiniz. Evet, şurada kurduğumuz diğer topu da hemen bir seviye vereceğim. 2 dakika zaten. O da geliştiği takdirde şurada kaynaklar, hatta savunmalar tekrar geleceğim. 3 saat olduğu için hatta gizli testayı direkt kurmak istiyorum. Bunlar kurulacak. Tuzakları da en son kurarım zaten. Abi şu testayı şuraya çektim an. Testayı veriyorum. Bu da zaten ortalama 2 saat diyor. Yani 20 dakika içerisinde bitecektir hızlandırma bastığımız için. Elimizde bir adet daha hızlandırma var. Bunu da bastığımız takdirde zaten 20 saat toplam olarak bizi öne atmış oluyor. Yani belediye binası 7'de yapacağımız hızlandırmaları siz düşünün. Peki harici olarak elimizde neler var? Bir onlara bakalım. Büyülü ögelere geldiğimde abi burada kaynak iksirlerini görüyorsunuz. 2 adet eğitim iksiri var. 1 adet inşaatçı iksiri var. 4 tane araştırma iksiri birikti. 1 adet engel küreğim var. Bunun yanında inşaatçı kitabı olsun, kahraman kitabı olsun hepsi duruyor. Duruyor. Bunlar muhtemelen harcamayacağım arkadaşlar. Çünkü 5. inşaatçı almak şu an bizim için çok zor gözüküyor. Artık neden diyeceksiniz? 2000 taştı yanılmıyorsam, şöyle bir geleceğim. Yani bu noktadan sonra 2000 taşı tamamlayamayız diye düşünüyorum. Ben bunları bırakacağım. Artık hesabı teslim edeceğimiz arkadaş bunları satar, üstüne yeşil taş biriktirir, kendi alabilir. Orada sıkıntımız yok. Ben zaten burada belediye binasını da 4. seviyeye attım. Şurada taş madenini 2. seviyeye attım. Hatta 3. seviyeye atalım. İnşaatçım nerede ya? Ha, tam buraya vermişim. İnşaatçı geldikten sonra burada taş madenini 3'e atacağım. Olabildiğince fazla yeşil taş almaya çalışıyorum. Bunların hepsi mantıktır arkadaşlar. Bu şekilde yapmaya özen gösterin. Hızlı şekilde köyünüzü geliştirmek istiyorsanız. Bu noktada şu an bir inşaatçımın hemen geldiğini görüyorum. Şuna bakacağım. 10 dakika diyor ama 1 dakikada bittiği için direkt bastım onu. Tekrar farklı bir alana göndereceğim. O alanda kullanacağız. Şimdi gelecek zaten. Dükkana tekrar gelelim. Şöyle bir bakıyorum. Abi Barbar Kralı gönül isterdik hemen alalım ama o depo bitene kadar kullanamayacağız. Ama şöyle bir avantajımız var. Karaksir deposunun 7 saat 35 dakikası kalmış hızlandırma bastığımız için depo direkt kurulacak. Hatta depoyu fulleyeceğim. Bugün bu videonun içerisinde Barbar Kralı da kesinlikle alacağım arkadaşlar. Çünkü bu video dolu dolu olsun istiyorum. Gerçekten mükemmel olacağını düşünüyorum. Yani bayağı bir şey biriktirdik. Bayağı bir güzel vakit geçirdik şu an videoda. Ki geçirmeye devam ediyoruz. Aynı şekilde bir binici alacağım. Ordum hazırlanıyor. Şuradan bir kontrol etmek istiyorum. Belki bir iki savaşta beraber atarız diye düşünüyorum. Tamam, şu balonlar ideal. Bunun yanında da biraz daha okçu almam lazım. Abi şöyle bir bakacağım. 10 tane barbar versen bana. Kalan da okçu olsun. Şöyle bir dolduralım. Arkasından bir 5 tane dev, 12 tane balon. Bu benim normal olarak hemen hemen standart ordumdur arkadaşlar. Her zaman kullanırım. Çok mükemmel iş yapar. Klan kalenizde de binici varsa zaten hava birimini indirdiğinizde çok iyi derecede işler görüyor. Şimdi tekrar savunma kısmına geldiğimde abi hızlı şekilde aslında şuradaki ikinci gizli testayı da yardım alalım. Bu da kur olsun. İnşaatçılar geldikçe devam edelim. Gerçekten mükemmel şekilde yükseltme oluyor. Bunun yanında duvarları da yükseltmeyi düşünüyorum. Çünkü hali hazırda elimde çok fazla ganimet var. Klan kalem dolu. Şöyle geleceğim. Hemen geliyorum. Gördüğünüz gibi 1,5 milyonu aşkın burada ganimetim mevcut. Elimdeki ganimetler dolu. Halihazırda oradaki 1 milyon giden ganimette kaldı hali aklım ama sıkıntı değil. Tekrar ganimet kasarız. Olabildiğince duvar basmayı düşünüyorum. Çünkü abi şu duvarın güzelliğine bak. Bugün de duvar basmadan videoyu bitti dedirtmem arkadaşlar. Hemen şu inşaatçılarım gelsin, devam edelim. Evet dostlarım, inşaatçılarımız gelirken şöyle kısaca bir bakalım. Şimdi buradaki gizli testlerimiz hemen kuruldu arkadaşlar. Bunun yanında gelen inşaatçıyı ben direkt bir seviye top attım. Bir seviye de burada okçu kulesine verdim gelişmesi için. Şimdi inşaatçılarımız hemen geldiği noktada yeni aldığımız ordu kampı var biliyorsunuz. Hemen birini buraya gönderiyorum. O da gelişsin ufak ufak. Ne kadar fazla ordu bizim için o kadar hızlı gelişmek demek arkadaşlar. Hemen buradaki aslında ikisi de 3 seviye. Biraz vereceğim. Hemen burada biraz oyalaşsın diyeceğim ama gerçi bunu vermeye gerek yok. Gelin hemen şuradaki kuracağımız tuzaklar vesaire var arkadaşlar. Bunları da kurmamız lazım. Seri şekilde kuralım. Çünkü 50 adet duvar geldi. O duvarların da hepsini yardırmamız lazım bir an önce arkadaşlar. Şuraları kuralım. Hemen burada güdümlüyü de kurduğum takdirde ne kalıyor bir bakıyorum. 50 adet abi burada duvarımız var. 3 saat boyunca havanımız var. Havana verebiliriz aslında ama şöyle bir geleceğim. Yeni aldığımız bir kışla vardı. Bunu da 1 dakika istiyor. Hemen onu da arka arkaya geliştireceğim. Hızlandırmamız varken gelişebildiğimiz kadar gelişmemiz lazım arkadaşlar.
Hemen bir seviye daha atıyorum. 10 dakika dediğin hızlandırmayla 1 dakika sürüyor arkadaşlar. Bunlar arka arkaya bitiyor. Şu an baktığınız gibi laboratuvarında 5 saat kalmış. Yani 5 saat dediğine bakmayın. 50 dakika içerisinde o da bitecektir ama hızlandırmamız ne kadar kaldı? 43 dakika. Yani tamamen hızlandırmamız bittiğinde laboratuvarda tekrar gelmiş olacak. Yani önemli olan aslında benim için şu an burada Carexi deposu da önemli. Çünkü bu da geldiğinde hızlı şekilde 5000-10000 civarında bir Carexi kasmam lazım. Barbar Kral almak için. 5000 istiyormuş. Bunu muhtemelen ikinci seviyeye göndermek için de 6000 isteyecektir. Bu şekilde ilerleme kaydedeceğiz. Hemen şuradan geldiğini görüyorum Kışlam'ın. Tekrar bir seviye vereceğim. Hızlı şekilde biraz savaş yapmamız lazım artık değil mi? Abi nasıl ganimet kasıyorsun, nasıl savaş yapıyorsun diye soranlar var. Bu videoda biraz da savaş yapmak istiyorum. Hemen inşaatçımız gelsin, bir seviye de atalım Kışla'ya. Biz de o süre içerisinde biraz savaş yapalım. Evet, Kışlamız geldi. Seri şekilde abi tıklıyorum. 1 saat istiyor, yani 10 dakika bir süre. Hemen gönderdim. O gelişti kız sırada. Biz de şöyle eli yüzü düzgün biraz ganimet bulalım. Çünkü artık ganimete çok ihtiyacımız olacak. Şöyle bir bakalım abi, 400 bin civarında geldi ama aynen de dışarıda. Dışarıdaysa yerim abi. Hemen geliyorum. Bir barbar okçu yaparız artık ya, bu seviyelerde süper birim yok. Bebek ejder yok. Ne yapacağız? Barbar okçu. Devam ki. Şurada altınlar ne varsa almak istiyorum. Bunun yanında biraz okçularla destekliyorum. Orayı hızlı şekilde almak için. Buralar yanılmıyorsam buna yetecektir. Hemen şurada biraz barbar. Aynı keza biraz okçu. Tekrar geliyorum, şuralarda alınacak bir şey var mı diye bulamadım. Ondan dolayı şuraları biraz barbarla desteklemek istiyorum. Tank olması açısından. Elime yıldırımı aldım. Bak şu an Carexi depom olsa 1400'e yakında Carexi alacaktım ama maalesef ki yok. Kupayla işim olmadığı için artık sadece ganimeti alıp çıkabilirim arkadaşlar. O konuda da herhangi bir sıkıntımız yok. Şurada son okçularımı atıyorum. Biraz daha altın çalalım arkadaşlar. Bir şey kalmasın orada. Abi bak atarım da ulan kıymıyorum o balonlara. Bekleteceğim elimde. Sıkıntı yok. Alabileceğimi aldım zaten. Bir şey de kalmadı. Buradan hemen çıkalım. Abi bereket versin. 382 kalmışım abi. Bu seviye için çok güzel bir oran. Hemen çıktım. Elimde inşaatçım da hemen gelmiş. Bu arada diğer inşaatçımız. Gizli testlerin ikinci seviyesine baktığımda 5 saat istiyor. Benim için şu an o biraz fazla. Ondan dolayı şuraya geleceğim. Normal şartlarda bak bunlar süresini dolduruyor arkadaşlar. Hemen havanın birini şuraya basmak istiyorum. Abi diğer inşaatçımız ne durumda? O da gelsin. İnşaatçıları bir toparlayalım. Ordu kampım da hazır olsun. Hem savaşımızı yapalım hem inşaatçılarımızı verelim dostlar. Evet dostlarım, hemen devam ederken inşaatçılarım geldi. Burada artık laboratuvarım bitti. Canavar gibi gelişmeler devam ediyor. Bu arada inşaatçılar boş durmasın diye videonun dışında hemen şuraya gönderdim ki arkadaşlar hızlı şekilde gelsin, devam edelim. Halihazırda 2 adet inşaatçımız elimizde varken bunlarla bir devam etmek istiyorum. Bu arada bunları hemen verdim. Tekrar gönderince 2 saati görmedim. Direkt bastım arkadaşlar. Onlar gelişiyordu. Şimdi burada araştırma iksiri 1 adet kullanmak istiyorum. Hızlı şekilde laboratuvarımdaki birim bitsin. Oradan tekrar balonu basacağım arkadaşlar. Balonu geliştireceğim. Bir de biliyorsunuz ki belediye binası 7'de ejderimiz açılması gerekiyor. Şu an ben kışlaları o denli geliştirmedim. Normal birimler bana yetiyor diye. Zaten belediye binası 7'de bir süre kalacağım. O süre içerisinde hem köyü genel olarak toparlamış olacağım. Hem kışların hepsini bitirmiş olacağım. Bunlar da bitti takdirde zaten hızlandırmalar canavar gibi devam ederken hemen ben şu kısma geldim de abi kaynaklar değildi. Şuradaki hava soğumasını bir an önce kurmak istiyorum. Bu gitsin. Bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum. Videonun dışındayken ordu kampını 3. seviyeye kadar getirdim. Carexi depom da burada hali hazırda kuruldu. Normalde 2. seviyeye atmaya 16 saat istiyor. Bu en son işimiz olacak. Ama bugün bayağı bir Carexi kasmak için çabalamam lazım. Çünkü elimdeki birimlerle biraz zor olacak ama imkansız değil. Bunu da sizle beraber başaracağımızı düşünüyorum. Şu an araştırmam bitti. Hemen geliyorum. 800 bin iksir buraya verelim arkadaşlar. Bunu bir aradan çıkarmış oluyorum. Bu gelişsin, 18 saat sürüyormuş. Araştırmayı bastığımız için 18 saat sürmeyecek. Direkt bu gelecek arkadaşlar bize. Araştırma iksiri biliyorsunuz bir gün bizi öne taşıyor. Geldi takdirde diğer birimleri ufak ufak artık yükseltmelere başlayabileceğiz. Burada da hemfikiriz, herhangi sıkıntımız yok. O halde elimizdeki ağ ve ganimetleri ezme zamanı diyerek şuradaki duvarların hepsini, hatta bunları basmak yerine gelin hali hazırdaki duvarların hepsini bir alalım. Onları bir kuralım. Onları arka arkaya bir geliştirelim. Bayağı bir altın yiyeceğiz bugün. Çünkü elimde çok fazla ganimet var arkadaşlar.
Evet dostlarım, duvarların hepsini an itibariyle bitirmiş bulunmaktayız. Biliyorsunuz 50 adet duvar aldım. Valla var ya, bugün ganimetin dibine vuracak. Elimizde ne varsa yiyecek. Aslında benim düşüncem hepsini bir arkadaşlar 6 seviye yaparsak şu anlık yeterli olacaktır. Çünkü şu an bir sütunu 6 yapmaya bile elimizdeki ne var ne yok yedi abi. İksirleri harcayacağımız bir nokta olmayarak şimdi buradakini alırsam gerçekten hiç etmiş olacağım. İksirleri de harcayacağım bir birim yok. Abi ne yapayım ben bunu? Ve en önemlisi arkadaşlar, artık burada büyü fabrikasında öfkeyi basmamız lazım. Hızlı şekilde öfke bize lazım olacak. Zaten ejder açılana kadar öfkeyi almamızın pek bir mantığı yok ama o süre içerisinde bize lazım olacağını düşünerek biz de bunu kullanacağız. Hemen şurayı toparlamak istiyorum. Ve şuradaki ganimet ne var ne yok bir çekelim arkadaşlar. Kalanların hepsine bir duvar basalım. Tekrar devam edelim. Hemen seçiyorum. Buranın hepsini dediğim gibi 6'ya kadar getireceğim. Daha sonra dediğim gibi ufak ufak son seviye duvarlarını da basarız diye düşünüyorum. Son bastığım takdirde de tamam. Sadece şura kaldı. Bunlara yetişmeyecektir muhtemelen. Tek tek basalım. Gidebildiği yere kadar gitmedi. Buraya kadarmış diyor. Ama ufak ufak şunları basalım. Gerçekten bak, şu durumda bile 50 duvar almama rağmen ben iyi duvar bastığımı düşünüyorum arkadaşlar. Şuradan oho, o da bir de var ya, 2K için basamamışım. Lan çıkmaz mı 2K? Hiç mi yok bir yerde lan? Şuralara bakayım, iksir var. Şurada tamamladığımız. O oğlum, mücadele tamam. Of, 500 bin. Abi en sevdim. Bak bu çok iyi oldu. Abi gel buraya, sen bit. Bu videoda 7 seviye duvar bastırtmadı dedirtmem. Hemen şuraya geliyorum. 7 seviye duvar. Bir tane ateşledim. Hatta şu sırayı komple alabilirim ha. Vallahi şunları bastım dayı. Bir adet inşaatçım var ya, bunu da hali hazırda iksirle basabiliyormuşum. O zaman elimde arkadaşlar altın kalmasın diyorum. Altının tamamını burada bir harcıyorum. Bu gitsin. Daha sonra zaten iksir kasarken altın, iksir hepsi beraber kasılır diye düşünmekteyim. Vallahi gene iyi duvar bastım. Gene canavar gibi duvar bastık arkadaşlar. Şimdi kara iksir tabii ki kasılacak. Daha sonra barbar kralanacak ama şu an daha fazla uzatmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü iksir kasmak bayağı bir zamanımı alacak. Ondan dolayı onları diğer bölümlere saklarız diye düşünüyorum. Ve ben sizle son olarak buradaki büyü fabrikasını basarak öfkeyi gelmesini sağlamak istiyorum arkadaşlar. 2 gün sonra öfke elimde olacakmış. Elimde bir adet daha inşaatçı iksiri var. Ondan dolayı belediye binası 7'de hızlı hızlı toparlamalar yapacağız. Valla dolu dolu bir video oldu be. Valla köy adına ben sevindim. Hızlı şekilde toparlanıyor. Artık muhtemelen bundan sonraki seride belediye binası 7 full videosu gelir diye düşünüyorum. Çünkü artık kolay kolay belediye basamayız. Kolay olmaz. Belediye binası 7'yi fullemeden de belediye binası 8'e geçmeyi planlamıyorum. Artık kısa sürede bu duruma gelmek gerçekten mutlu etti. Çünkü serinin başında abi maksimum belediye binası 7 olursun dediler. Bir hafta içerisinde belediye binası 7 oldum. Kalan 3 hafta içerisinde neler yapacağız göreceğiz. Biliyorsunuz bu saatten sonra biraz daha uzun süreçli olduğu için artık yükseltmeler biraz zaman alacak ama hepsini halledeceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Mutlaka videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.